Sektörde sıkıntı yaklaşık 3 yıldır var. Bunu da ben başka nedenlere bağlıyorum. Şu an insanlar Orta Doğu pazarını bırakıp Amerika pazarına yönelmiş yine. Bundan 10-15 yıl önce olduğu gibi. Neden? Orta Doğu'da petrol ülkelerinde sıkıntı var. Bizim hitap ettiğimiz bölge orası. Petroldeki sıkıntı, petrol fiyatındaki sıkıntı daha doğrusu, bu bizim sektörü etkiliyor diye düşünüyorum ben. İkincisi altındaki bu ani iniş çıkışlar, dalgalanmalar bizim sektörü etkiler. Şimdi petrol üreticisi ülkelerde, ülkelerin kaynakları nedir? Ülkelerin geliri nedir? Petroldür. Bu petrolün fiyatı aşağı düşerse, yani bunu ben bir ekonomist değilim ama bu görünen bir şey bu. Şimdi petrolün fiyatı 130-135 dolarlardan 35-40 dolara düşmüş. Yani şimdi ülkenin gelir kaynağı petrol. Petrol fiyatı kısa bir sürede, birkaç yıl içerisinde 130 dolarlardan 40 dolara düşmüş. Ya bu konuda ülke olarak senin yapacağın çok bir şey yok. Çünkü sen bir petrol üreticisi bir ülke değilsin. Yani oradaki dengeleri senin sağlama gibi bir şansın yok. Bir de sektörün işte sıkıntıya düşmesi, teknolojinin, yani bizim ülkemizdeki işte üretimdeki teknolojinin başka ülkelere kayması, bu da bizim sektör için bir sıkıntı. Arabistan'da veya ne bileyim Hindistan'da üretim yapan bir firma gelip buradaki bizim teknolojimizi alıp Hindistan'a götürebiliyor. Yani bizim üretim teknolojisini. Tabii bu üretim teknolojimizi alıp Hindistan'a götürdüğü zaman bu firma orada üretecek bu ürünleri. Bizden ürün alma ihtiyacı hissetmeyecek. Yani bu konuda bizim sektör olarak işte bilgimizi satmamamız ya da bilgimizi ucuza pazarlamamamız gerekiyor. Sektörümüzün geleceği açısından. Markalaşmak çok önemli. Tabii markalaştığınca da bir zamanlar, yani bundan 20-30 yıl önce firmaların sırları vardı. Herkesin kendine göre bir sırrı vardı, bir üretim yöntemi, bir şekli vardı. Yani bu sırlar ifşa oldu, ortaya çıktı. Yani yine sırrı olması lazım bu işin. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır derler yani. Yani bütün firmaların bir üretim şekli, taktiği vardır. Bunlar işte zaman zaman ortaya çıkınca tabii yayılıyor bu. Yani gerek eleman bazında, gerek işte ustalar bazında. Ya birçok nedeni var yani. Şimdi yakın vadede sektörde yani olumlu bir gelişmeler görünmüyor. Yani birincisi altının fiyatının işte belli bir yerde sabitlenmesi. Bu çok önemli. İkincisi kısa vadede işte bir Ramazan'dır, yaz dönemidir. Bunun biraz aşılması lazım. Üçüncüsü petrol fiyatı. Başta da söylediğim gibi petrol ülkelerindeki planlama, programlama, bunlar önemli şeyler. Bizim sektör açısından, çünkü biz petrol üreticisi ülkelere ürün satıyoruz. Tabii ki markalaşmak çok önemli. Siz bir ürün yapıyorsunuz, siz ürünü pazara çıkarmadan bakıyorsunuz, sizin ürününüz pazara çıkmış. Markalaşmak önemli. Firmaların markalaşırken üretim teknikleri önemli. Türkiye ekonomisi tamam, şu an bütün sektörlerde bir daralma, bir sıkıntı var. Ama bu bizim ülkeyle ilgili değil, dünya genelinde bir sıkıntı var. Yani az önce ne dedik? Petrol ülkeleri.
Öbür tarafta işte sanayileşmiş ülkeler. Yani her ülkede şu an bir problem var. Ya bunu bizim ülke olarak, ya bizim ülkeye indirgememek lazım. Dünya genelinde kriz var şu an.